Şimdi Beran burada, çiçekleri elinde. Evet abla, buradayım. Akilesi yok. Dün dedi ki en son, ben kimsesiz miyim dedi ya. Ben burada kimsesiz kaldım dedi. Kimsesiz kaldım abla. Bir o vardı hayatımda, o da yok. O her türlü onu döndürürsün de, mühim olan ben onun döneceğine inanıyorum. Ben de inanıyorum sonunda abla. Sonunda aşk kazanır, ona da inanıyorum. Önemli olan ailelerin rızası. Biz rıza almak istiyoruz. Zaten anonsta da söylüyoruz. Hayatınızda imkansızlıklar mı var? Aileleriniz mi izin vermiyor? Gelin çözelim diyoruz ama çözemediğimizde de bir gidin, bir yumuşatın ortalığı, sonra gelin. Yani oraya kadar taşıyabiliyorsun, oradan sonra kalıyorsun. E şimdi Fırat gitti, Beran burada, Beran da her an gitmek üzere. Yani bunu mu istiyorsunuz? Beran'ın ailesi, Akile'nin ailesi. Akile'nin ailesi ilk önce tamam dediler, arkalarındayız, biz torunumuza da bakarız dediler. Beran'a da sahip çıkarız dediler. Beran'ın ailesi, baba önce biraz yumuşamıştı, telefonla evet, konuştum, tamam dedi. Annem de tamam dedi. Tamam dediler dedim. Abla. Sonra birden dediler ki ne halleri varsa görsünler. Bir hatırlatalım ekran başındaki değerli izleyicilerimize, sonra üzerine konuşacağız. Hatırlarsanız Beran'ın annesi Nuran Hanım bu evliliğe katiyen karşı çıkıyordu. Benim çocuğum onun kabul ediyor. Etsin, ben çocuğumu da reddederim. Benim öyle bir çocuğum yok, kabul de etmiyorum. Beran'ın süt annesi ve babası da Beran Akile evliliğine karşı değildi, ancak son sözü biz değil Nuran Hanım söyler dediler. Nasıl babası karar ver, onu ben karar vermem. Annesi ki daha iyisini söyler. O daha iyisini bilir. O benim oğlum, çıkar gelirse gene kabul. Ama ben elini kadınla bakarım. Git babanlarından git dedim. Nikahını kıy, babanlarından izin al. Ondan sonra gelir benim yanıma dedik. Ben bir noktaya kadar karışabilirim. Ondan sonra beni aşar. Benim yerimde bir başka anne olsa taş olur. Taş. Akile'nin anne ve babasınınsa genç aşıklara desteği tamdı. Sevdilerse iyi ama. Ama benim istediğim sonuna kadar birbirlerinin elini bırakmasınlar. Ben arkasındayım. Evlensinler yani. Her zaman destek hazırım. Bizim evimize geldiğinde ben bekar olduğunu biliyordum. Sonradan öğrendim ki eşinin yanından kaçmış gelmiş. Yalan söylediler. Ben sinirlendim. Anne dedi, affet bizi dedi. Gidecek hiçbir yerimiz kalmadı dedi. Nuran Hanım bir bavulla sokakta kalan Beran ve Akile'yi de asla evime almam dedi. Akile'nin annesi Sultan Hanım'sa başımın üstünde yerleri var dedi. Bugün çocuğunu bırakıp da benim yanıma gelen, yarın benim yanımda da bir çocuk bırakır giderse ben bakamam. Ben onları sokağa atar mıyım? Kendim açıkta yatarım, açıkta durdurmam. Kendim yemem, yediririm. Neticede benim evladım. Akile'nin annesi ve babası kızlarının Nuran Hanım tarafından kabul edilmesini istedi ama Nuran Hanım sözünden dönmedi. Bence kabul etsinler. Yani oğlumu sevmiş, bence izin müsaade etsinler. Babası annesi de kabul etsin yani. Benim sizden tek ricam, götürün ailesine teslim edin. Ben size yalvarıyorum. Durumlar böyleyken bir son dakika gelişmesiyle tüm dengeler değişti. Son dakika bir haber veriyorum size. Akile'nin annesi ve babası geri adım attılar. Senin ailen onayı olmadığı sürece ben devam etmek istemiyorum. Ailenin onayını alırken öyle. Ailenin onayını alırken öyle. Her şeyi bir yeneceğiz. Gel. Elimi tut. Gel. Ailenin onayını almadın. Tamam sürece. Alacağım. Alacağım. Önce al, ondan sonra. Tamam bak, sen yanımda olduğun sürece ben bunu kazanacağım. Peki şimdi ne olacak? Akile Beran'a dönecek mi? Beran ailesini ikna edip Akile'yi geri kazanabilecek mi? Akile.
Akile en son ne halleri varsa görsünler sözünden sonra burayı terk etti. Ben yadırgamıyorum. Çocukların burada psikolojisi bozuluyor. Empati yapabiliyorum. Yoruluyorlar. İçeri dışarı, içeri dışarı. Bir el ele veriyorlar. Hadi bir taraf sahip çıktı diye arkadan öbür taraf bozuyor. Şimdi iki taraf birden, Akile'nin annesi ne kadar güzel konuştu. VTR'de izlediniz. Dedi ki bu çocuklar yeter ki bir, değil mi? Orada Beran'a evet. Döndüm dedim ki ne değişti dedim. Akile'nin annesi diyor ki bir de şey bir kadın yani hoşuma da gitti böyle hanım ağa gibi. Diyor ki yeter ki birbirlerinin elini bırakmasınlar. Abla onlar olmadığı sürece biz nasıl yapabiliriz o zaman? İşte siz bıraktınız çocukların elini. Onlar olmadığı sürece, onların eli bizim arkamızda olmadığı sürece biz nasıl yapabiliriz abla fazla? Yani Akile'nin annesi ve babası söz vermişlerdi. Akile'yi buradan, burayı terk etmesine sebep olan ne Beran, ne Beran'ın ailesi. Akile'nin kendi ailesi. Çünkü tutunduğu tek dal onlardı. Onlardan sonra bir de Beran'ın anne ve babası ne haliniz varsa görün dediği için kız buradan çıktı gitti. Ne oldu Akile, neden buraya gelmiyorsun? Gelmek istemiyorum Seda abla. Neden yavrum? Abla yoruldum artık ya. Gel bir deneyelim, şans ver. Güzelce ne? Gel yanıma. Gel yanıma konuşalım. Gelmek istemiyorum. Ama böyle olmaz. Aileni ikna etmediğin sürece ben gelmek istemiyorum. Tamam ama sen olmadan ben yapamam. Sen olmadan ben yapamam bu işi. Hayır ama onun ailesi istemiyor. Şimdi senin ailen değil sadece sorun. Abla işte beraber olduk mu, güçlüğümüzü gösterdik mi onlar da inanacak. Onlar biz beraber ayrı olduğumuz zaman onlar da bir şey pes edecekler. Peki Akile'nin bu kararında sizce Fırat ve Mira'nın etkisi var mı? Var. Neden biliyor musunuz? Akile'nin buradan gitme sebebi, yani Beran'ın yanından kalkıp gitme sebebi, biz de Miran'la Fırat gibi bu stüdyodan böyle çıkacaksak ben bu işte yokum. Çünkü biz hep ne diyoruz? Rıza almak için uğraşıyoruz. Rızaları yoksa biz de yokuz. Fırat'ın annesi ne dedi? Bu vebal Seda Sayan'ındır dedi. Ben böyle bir vebal altına niye giriyorum? Bana ne, ben mi doğurdum ya? Hayır canım, bu vebalin altına girilmez ki yani. Efendim, girilmez canım, bu vebalin altına ben Seda. Ben niye gireyim, ben rıza almak için uğraşıyorum. Evet, yani, evet. İyilik yapmak, iyi olmak, evet. Çocukların iyiliğini istediğim için bu çocuklar birbirlerini seviyorlar. Bu arada ben Akile Hanım'a bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu kadar kolay vazgeçilmez her şeyden. O çocuk senden destek bekliyor. Ben vazgeçtim demiyorum abla. İkna etsin. Edemiyor, olmuyor. Ama sen de sen destek olursan farklı şeyler olacak. Beraber olalım. Beraber olacaksınız. Önceden nasıl beraberdik? Nasıl ikna ettiydik? Şu an değil. Git çiçeklerini götür. Git çiçeğini götür ver çocuğum. Efendim Akile 25 yaşında. Beran da 25 yaşında. Birbirlerini seviyorlar. Bu sevgide hata nerede derseniz, ailelerine baştan Akile'nin daha önce evlenip ayrıldığını, bir çocuğun olduğunu söylemedikleri için Beran'ın ailesi cezalandırıyor Beran'ı da, Akile'yi de. Doğru anlatıyorum değil mi? Ben yapamam. Beceremem bu işi. Ben de dedim ki yani o zaman genç kadınlar, henüz 25 yaşında bir çocuklu çok genç bir kadın. O zaman Beran'ın ailesi izin vermesin, öbürünün ailesi izin vermesin. Böyle genç kadınlar, boşalmış çocuklu kadınlar bir daha yuva kuramasın mı? Bu çocuklar yolun başında yani, gencecik çocuklar. Bak benim kimsem kalmadı. Senden başka kimsem kaldı mı benim? Söyler misin bana? Tamam kalmadı ama istemiyorum. Zaman, aileni ikna etmedin sürece. Tamam sen olmadan sürekli beceremem ben bunu. Becereceksin. Beceremem. Sen bana destek olmadan sürece hiç inanmaz bana. Gerçekten seviyorsan becereceksin. Ben seni gerçekten seviyorum. Silmeseydim ben kendimi aileme iki defa karşıma almazdım. Tamam. Ben işte diyorum ki ailenin onayını al gel ondan sonra. Tamam ben de sana ne diyorum? Benim tamam, bu çiçeğimi al kabul et. İstemiyorum. Sen olmadan ben yapamam. Beceremem. Becereceksin. Ben de bunu görmek istiyorum. Tamam ama istemiyorum. Sen olmadan yapamam. Yapmak zorundasın. Tamam çiçeğimi al. Hayır, en azından çiçeğimi al. İstemiyorum. Çiçeğimi al. İstemiyorum ne olursun istemiyorum. Bak çiçeğimi hayır, al. Hayır istemiyorum. Ben bu çiçeği istediğini kabul ettiğim zaman ben seni onaylamış olurum. O yüzden ailenin tamam, onayını destek, almadan bak, senden destek bekliyorum ben. Sen olmadan hayır, yapamam bunları ben. Hayır istemiyorum. Bak sen olmadan yapamam diyorum. İstemiyorum. Bak dünden beri aynısını söylüyorum ben sana. Sen hayır, olmadan ben hiçbir şeyi beceremem. İstemiyorum. Bak kimsem kalmadı benim. Bak, üstüne tamam. Basa basa söylüyorum. İstemiyorum. Al bu çiçeği. Hayır istemiyorum.
Alır mısın hayatım? Hayır istemiyorum. Oturun. Bu çiçeği bir almıyor dakika, mu? Bir dakika. Rica ediyorum seni. Hayır. Çiçeğimi alır mısın? Hayır istemiyorum. Lütfen diyorum bak. Hayır. Senden başka kimsem kalmadı diyorum. Tamam istemiyorum. Ailenin onayını al ondan sonra istemiyorum. Tamam onayı alacağım. Almayacağım diye bir şey yok. Tamam. Ama sen benim yanımda olmazsan ailem ikna olmayacak. İstemiyorum. Ne senin ailen ne de benim ailem. Ben bu zamana kadar zaten hep yanındaydım. 6 ay boyunca tamam, beraberdik. Evet bak 6 ay yine beraberdik. Yine kabullenmediler. Ben de sana diyorum ki şimdi tamam, tek başına ikna etmeye çalışmanı istiyorum. Biz o zamanlarda istiyorum. Ne yaptık? Savaş vermedik mi? Evet, kazanmadık verdik mı? Evet. Kazandık. Evet. Şimdi de böyle yaparsan biz yine kazanacağız. Hayır istemiyorum. O yüzden yerine oturur musun? Tamam çiçeğimi al. İstemiyorum. Hayır. İstemiyorum. Seni sevmiyorum dedim, yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapımda sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapımda sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Şimdi bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Konuşamıyorum. Çok konuşmak istediğim şeyler var. Hem Akile'ye kızıyorum, hem anlayabiliyorum. Eğer evlendikten sonra da böyle olacaksa, o zaman elini bırakması daha kötü. Ben bıraktım. Evlendikten sonra bıraktım elini. Çünkü eğer istemiyorlarsa olmuyor hayatım. Biraz önce bu çocuk Beran Akile'ye dil dökerken Sevgi buradan mır 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 bir şey söylüyor. Allah aşkına ne söylüyorsun? Evet ne söyledim? Allah aşkına Ayaz da duydu. Aynı doğrusunu söylüyorum. Söyle. Ne o anda kızdım yani. Ne dedin? Baştan böyle seviyoruz birbirimizi diyorlar. Ondan sonra en ufak bir şeyde birbirlerinden ayrılıyorlar. Ben de bunları düşünüyorum yani böyle olacakları belli bir şey. Sen de böyle mi olacaklar diyorsun? Evet. Ama siz yapıyorsunuz. Nasıl biz yapıyoruz Sizin Seda yüzünüzden Hanım? Oluyor. Siz destek vermiyorsunuz. Ben de o yüzden bıraktım elini Onlar sevdiğim adamın. En ufak bir şeyde bırakıp ayrılmayacaklar. Tamam siz Hayır, destek vermiyorsunuz ama. Destek Hayır. Vermeyince olmuyor bunlar. Aynen. Destek. Bravo. Bir desteğiniz var. Bir yani. Taraftan bir, şey bir taraf bunu tekrar söylüyorum. Ekran başındaki bütün kızlarımıza, yavrularımıza söylüyorum. Gelin biz burada arayı bulmaya çalışacağız. Yapabildiğimiz kadar. Ama bir taraftan bir taraf inat ediyorsa ve asla deyip ayak diretiyorsa o iş yürümüyor. İlla ayırana kadar gidiyor bu iş. İlla ki ayrılıyorsunuz. O yüzden o kıza ben hem kızıyorum hem de hak veriyorum. Çünkü evlendikten sonra bırakacaksa elini şimdi bıraksın daha iyi.